Arkadaşlar şu anda bizler böyle içeriye şu koltuğu aldık ve kamerayı ayarlıyoruz. Birazdan inşallah röportaja başlayacağız hep beraber. Çocuklar da heyecanla bekliyorlar. Şu anda aralarında bir şey konuşuyorlar. Evet şimdi böyle bir şey oldu. Söyle. Röportajımız oldu. Gayet de güzel geçti arkadaşlar. Ve şu anda bizi yeniden kameraya çekiyorlar bunları öne koymak için. Evet ya. Bunlar bu şeyi unuttum burada. Mikrofonlarını unuttular. Biraz böyle bir deneme yapayım mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda öyle bir çift var ki tanımak için can atacaksınız. Gerçekten. Yengemiz Almanya'dan. Amcamız. Şaka şaka. Hemen herkese merhaba. Herkese selamun aleyküm. Herkese merhaba. Sen söyle. Senden izni almayacağım. Tamam, söyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize bugünkü videomuza hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu aralar çok fazla size her gün düzenli olarak video yükleyemiyoruz. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Ama dediğim gibi bu aralar biraz video rutinimiz bozuldu açıkçası. Ama inşallah iyi olacak diye düşünüyorum. Bugün neden böyle hazırlandık onu size söyleyeceğim. Siz de biliyorsunuz ki daha önce de size böyle bir video çekmiştim aslında. Bir kanal var. Pakistan kanalı arkadaşlar. Röportaj kanalı. Bizimle röportaj yapmaya geliyor. Rana Pakistanlı olduğu için, ben de Türk olduğum için, daha önce de bizim bu gibi röportajımız olduğu için yeniden böyle bir kanal var. Bizlere yazdılar, biz de kabul ettik. O yüzden böyle hazırlandık. Çocuklar da hazırladı böyle elimden geldiğince. Merhaba. Hani inşallah bu an kendi havasında. Merhaba. Şimdi bekliyoruz işte, gelecekler inşallah. Çocuklar içeride. Şöyle arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Kırılap, nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün çok güzel gözüküyor ya. Evet, gerçekten. Sen de çok güzel. Teşekkür ederim. Anne. Sen ne yapıyorsun? Anne de çok güzel. Senin anne zaten güzel ya. Evet, hadi sen söyle. Bolo merhaba. Merhaba. Çok çabuk söyle. Sen de söyle. Bolo merhaba. Doğrusu bolu. Çocuklar da öğrendik ya. Bu kız aslında çok fazla, bu çocuk daha konuşmuyor. Annesi de böyle çok suskun bir anne. Yani hani gelen giden bile olsa halini hatırını bile sormuyor. Aynen. Böyle bir şey oldu. O yüzden çocukları da biraz öyle sessizler bayağı. Bu arada Arif Fatma çok Arif Fatma çok sessiz. Arif Fatma çok aktif bir çocuk arkadaşlar. Bu arada çocuklara banyo yaptırdık. Ondan sonra kendimiz de banyo yaptırdık. Ondan sonra Arinç Fatma hala bitmiyor. Arinç Fatma diyor toka tak bana. Ben de dedim ki böyle güzel gözüküyor. Böyle kalsın. Röportajı belki çocukları da alırlar. O yüzden. Ama istiyorsa o kadar şey yaparım. Toka takarım diye. Al bakalım tamam. Muhammed Emre. Muhammed Emre arkadaşlar birazcık böyle rahatsız gibi. Rahatsız değil aslında tam olarak. Biraz şey böyle sinirli. Agresif bu aralar bayağı bir. Bilmiyorum. Acaba yaş sendromu mu ne geçiriyor? O da olabilir. O yüzden biraz agresif. O yüzden ona biz hiç dokunmuyoruz. Çünkü misafirler geldiğinde yoksa çığlık çığlık buralarını şey yapar. Gürültüyle beraber doldurur artık. Evet o zaman aradık. Geldi bence. Arkadaşlar misafirlerimiz geldiler. Onları çok kolay bir şekilde videoya alabiliriz. Çünkü zaten onlar da bu işi yapıyorlar. İslamiko. Evet arkadaşlar hepsi geldiler. İslamiko. Kesiyor. Tekrar kapsınay. Ağaca yandır. Arkadaşlar şu anda bizler böyle içeriye şu koltuğu aldık ve kamerayı ayarlıyoruz. Birazdan inşallah
röportaja başlayacağız hep beraber. Çocuklar da heyecanla bekliyorlar. Şu anda aralarında bir şey konuşuyorlar. Daha önce yapmış oldukları röportajları falan bana gösterdiler. Burada bir sürü böyle diğer ülkelerden evlenmiş kızlar var. Onlarla beraber de güzelce böyle röportaj yapmışlar. Assalamualaikum नाज़रीन MYK News TV के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और मेरे साथ मौजूद है आज इकबाल के शाहीन जिनका नाम है राणा अली. राणा अली ने एक कारनामा किया है अपने लिए, मतलब हमारे लिए भाभी लेके आए, अपने लिए बीवी लेके आए हैं. कहां से? तुर्की से. जी हां, हम जो पाकिस्तानी लड़के बैठे हुए हैं ना, उनको यहां पे पाकिस्तानी लड़कियां भी घास नहीं डाल रही है, लेकिन इन भाई को आप गौर से देखें, ये हमारी इंटरनेशनल भाभी तुर्की से लेके आए हैं. मैं इनके पास आई हूं, उनसे हम बात करते हैं कि भाई ये मोहब्बत कैसे बढ़ी, कैसे शादी हुई और अब इनकी जो जिंदगी है वो कैसे गुजर रही है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अरे अल्लाह, मैं पता है कि मैं फैन हो जाती हूं भाभियों की. इनके मुंह से उर्दू, पंजाबी, जो भी जुबान है ना, बहुत प्यारी लगती है. सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं. मुझे बताएं भाई, किस पीर से आपने तावीज लिए थे, क्या किया था, कैसे किया था कि आज इतनी खूबसूरत बीवी आपके आजू में बैठी हुई है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं होती. ये असल चीज जो होती है ना, वो होती है किस्मत की. तो जो किस्मत थी वो उधर लिखी हुई. लेकिन मेरे कैमरामैन खड़े हैं ना, ये भी यही चाहते होंगे कि इनकी भी कोई इंटरनेशनल बीवी आ जाए, लेकिन किस्मत नहीं है. कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना, तुर्की जाना पड़ता है, उसके बाद बात आगे बढ़ती है. जाहिर है, वो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो यही होता है. क्या किया था आपने शुरू से बताएं? शुरू से ये है कि बस गए हैं उधर, तो उधर हमारे रिलेटिव रहते थे, ठीक है, उनके पास गए थे. वैसे उनके पास चक्कर लगाने के लिए गए थे, ठीक है. तो उसके बाद हुआ ऐसे कि जो मेरे उधर रिलेटिव थे ना, उनकी सिस्टर की मंगनी उधर उनके साथ हुई थी. अच्छा. तो इनको भी कुछ पता था कि मैंने आना है. मेरे वो कजन के मुंह से सुना था कि ऐसे ऐसे मेरे कजन ने आना है, ठीक है. तो फिर हम उधर गए हैं, फिर जाके तकरीबन एक दो हफ्ते बाद इनके घर गए हैं. ये कहते होते थे कि इन्होंने आना है, वो किधर है, अभी तक आए नहीं. एक मिनट, मतलब कि आपके कजन की शादी इनकी कजन से मंगनी तय हो चुकी थी पहले? इनकी आपी से. मेरी आपी. अच्छा, आपी था. भाभी से बात करते हैं, भाभी हमें स्टोरी सुनाएंगी. चलिए भाभी बताएं कैसे हुआ. ऐसे ही हुआ है, मतलब कि मेरी जो बड़ी आपी था उसका मैं वैसे हंस रही हूँ, बहुत क्यूट लगता है. चलो आप बताए. उसका मंगनी हो गया था. अच्छा. तो उसके बाद मंगनी पे इस बंदे ने भी दाखिल होना था. कहा दाखिल होना था बंदे ने? उसके बाद दाखिल हो गया, ठीक है. और एक दो हफ्ते बाद हमने दावत दी है, ठीक है. भाई तो चाय ले रहे होंगे ना, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था किसी बात का कौन है उधर, क्या सिस्टम है. ये पाकिस्तानी लड़की इतने शरीफ कब से हो गए हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ना कि कैसे. अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद हमारा घर आ गया. इतना प्यारा बोलती है. अच्छा. और उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा. अच्छा, फिर क्या हो गया? अच्छा लगा है, मतलब कि जो प्यार होते है वो पहले देख लेते होते हैं. प्यार अंधा होता है वैसे, एकदम हो जाता है. फिर ऐसे ही हमें फिर एक दूसरे के साथ हम लोग देखते रहे, हंसते रहे, आंखों में से बात करते रहे, नजरों से. क्या बातें हो रही थी आंखों से? बोलना तो उनको भी नहीं आता था ना, मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी पहले. अच्छा, सही है. सलाम लेने भी नहीं आता था तुर्की में, ठीक है. उधर ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा. हाँ, ये भी नहीं आता था तब, तो अस्सलाम वालेकुम जाके किया है इनको. अलैकुम सलाम. अच्छा, फिर तो फिर यानी कि मुझे नहीं पता था कि इनके साथ मंगनी हुई है उनके साथ, वो दूसरे मैंने देखा नहीं था पहले. तो फिर उधर जाके आपकी मंगनी है किसी और? नहीं नहीं, उनकी, मेरे जो कजन की मंगनी हुई. ठीक है, ठीक है. तो उधर फिर मुझे बाद में पता चला था कि जब हम वापस आए हैं कि उसके साथ मंगनी हुई है. आपकी सीट अभी खाली है? मेरी सीट ये मेरे सामने बैठी हुई थी, इस वजह से शायद बैठी हुई थी सामने. कि सीट खाली थी इस वजह से बैठी थी ये मेरे ख्याल से. अच्छा, मैं ना एक बात पे हैरान हो रही हूँ कि तुर्की में कोई और लड़के नहीं थे कि आपने पहली दफा इनको ही देखा और फिर आपकी नजरों से बातें शुरू मतलब होना शुरू हो गई. ऐसा क्यों हुआ कि आपको सिर्फ पाकिस्तानी लड़का ही क्यों पसंद आया? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती. यहाँ पे वहाँ पे भी बहुत ज्यादा मतलब कि लोग हैं, हाँ. लेकिन वो किस्मत की
बाद फिर दोबारा आ जाती है। अच्छा जी, कितनी मतलब समझदार भाभी है ना हमारी, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रही है। अच्छा किस्मत आपको यहाँ पे ले आई इनके पास। क्या मतलब? मतलब के किस्मत की वजह से आप दोनों की शादी हो गई। हाँ जी, कोई खुद की मेहनत कोई भी नहीं थी। पापा है तो कोई क्यों नहीं है, पूछो बताओ भाई बताओ। कर दो क्या जी? क्या मेहनत थी आपकी दोनों के बीच में? कौन से आपने सस्सी पुन्नू हीर रांझे की तरह आपने एक दूसरे के साथ मोहब्बत की थी? वो फिर ये हुआ था कि एक दफा ना इन्होंने ना मुझे वो गले में पहनने के लिए क्या उसे बोलते हैं, वो भी बना था ना, तो फिर वो उन्होंने ना मैंने भी फिर लाके वो हाथ में जो पहनते हैं वो दिया। अच्छा, ब्रेसलेट और अंगूठी। ठीक है, तो वो फिर अदला बदली में वो फिर इनको लगा के इनके दिल में कुछ है, मुझे लगा इनके दिल में है। तो फिर ऐसे ऐसे ना फिर उधर उधर ना ऐसे होते हैं मुलाकात, यानी कि मस्जिद में। अच्छा, तो फिर उधर मस्जिद में काफी देर बैठे रहे। ए सिंधी बोल ले बिशो, इधर आप इधर एक मिनट छोटे छोटे इसको तो पढ़ा ला। रिपोर्टेजimiz oldu. Gayet güzel geçti arkadaşlar. Ve şu anda bizi yeniden kameraya çekiyorlar bunları önüne koymak için. Dobra, wish short pe aayenge. Ek minute. Chale start kare. Bole bole. Evet arkadaşlar, hamdolsun röportajımız oldu. Gayet güzel geçti bence. Eskiden olduğu kadar o kadar heyecanlı değildim. Aynen. Çünkü daha önce de biz çok fazla böyle bir sürü kanala röportaj verdik. Artık neredeyse alıştım. Ve röportaj yapmaya gelen kadın da gerçekten çok sıcak kanlıydı. O yüzden bir problem olmadı. Arkadaşlar röportajımızı yaptık. Şu anda geri gidiyorlar. Bence çok güzel bir röportaj geçti gerçekten. Çocuklar da biraz hava almak için dışarıya çıktılar. Kız gerçekten çok böyle sıcak kanlıydı. Bir problem olmadı hamdolsun. Gayet iyi anlaştık onunla. Evet ya, bunlar bu şeyi unuttum burada. Mikrofonlarını unuttular. Biraz böyle bir deneme yapayım mı? Hı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda öyle bir çift var ki tanımak için can atacaksınız gerçekten. Yengemiz Almanya'dan. Amcamız... şaka şaka. Hemen ara onların mikrofonlarını alsın. Arıyorum ben. Ama mikrofon bayağı bir şey. Alo? Ya, आपका नाम आए किधर रहा है? मैं अभी इधर से आप कंप्लीट हुआ है, वो उधर से ही है। माइक इधर रह गया है, माइक इधर रह गया आपका। ओके arkadaşlar misafirlerimizi gönderdik, hayırlı bir şekilde röportajımızı verdik. İnşallah kanalımız için çok faydalı olur. Böyle dua ediyorum ve faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda röportajda vlog çektiğimi, işte kanalımın adını vesaire hepsini söyledim. Ve bize destek olmalarını da söyledim. İnşallah bir fayda olur. Kendileri bize yazmıştı. Aslında böyle bir sürü kanal vardı ama bu kanalın biraz daha takipçi sayısı iyi olunca ben de kabul ettim. O yüzden röportaj için çağırdım. Öyle. Bugünkü videomuzu izlediğiniz için de hepinize ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere.